Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Evet, ana haber bültenini Fox TV'de izlemeye devam ediyoruz. Sevgilim de ben de Fox TV'nin haber bültenlerinden şimdilik gayet memnunuz. Başka bir haber kanalını izlemeyi düşünmüyoruz bile. Selçuk Tepeli umduğumdan iyi çıktı. Evet, insanların hak ettiklerinde hakkını vereceğiz. Eleştirilmesi gerektiğinde de ben eleştireceğim. Selçuk babamın oğlu değil, kaldı ki ben kendi oğlumu bile eleştirmekten, kendi kızımı da, en çok sevdiklerimi de eleştirmekten çekinmeyen birisiyim. Ama bilirler ki onlar da beni eleştirdiklerinde son derece hoşgörüyle karşılar ve yanlışımı düzeltmeye çalışırım. Evet, Fox TV'yi izlemeye devam. Ben ve sevgilim. Siz izlersiniz, izlemezsiniz. Kimseyi yönlendirme gibi bir niyetim yok canlarım. Ama şu anda yine bütün popüler haber kanalları içinde gerçekten doğru haberleri veren ve halkın sorunlarına eğilen tek kanal. Mesela bu gece bir yurttaşımızı, bir kadın yurttaşımızı izledik. 50 yaşında. Kocası asgari ücretle çalışıyor. Çocukları var. Üniversitede okuyor tabii. Üniversiteler kapalı ama her şeye rağmen yine de üniversite öğrencisi. Durdukları yerde bile masrafları olan gençler bunlar. Hanımefendi zaten sigortasız çalışıyormuş. O işten de ayırmışlar kendisini. Kapı kapı kamerayla beraber ya da kamera arkasında tabii ki belli, daha önceden görüşmüşler. Kapı kapı iş aradı hanımefendi. Bulamıyor. Şimdi denilebilir ki efendim sadece bir kişi. Hayır. Selçuk'un çok doğru söylediği gibi o hanımefendiden kim bilir ne kadar çok var Türkiye'de. Yüz binlerce olduğu konusunda ben eminim. Canlarım, galiba külliyen hep birlikte, tarafların hepsi daha doğrusu, hata yapıyorlar. Kimileri sadece ve sadece olaya o gördüğümüz hanımefendinin penceresinden bakıyorlar. O hanımefendinin penceresinden bakanlar yanlış mı? Hayır, yanlış değiller. Ama sadece o pencereden bakmak doğru değil. Türkiye'de rahat yaşayan insanlar da var. Ha, onlar da bizim insanlarımız. Onlara neden rahat yaşıyorsunuz diye sormak hakkımız da değil, haddimiz de değil. Onlar siyasal iktidardan memnun olurlar. Siyasal iktidara oy vermekte ısrarcı da olurlar. Hep beraber buna saygı diyoruz, değil mi canlarım? Ancak onlar da, yani rahat yaşayanlar da, bir de Türkiye'de kendilerinin dışında bambaşka bir dünya olduğunu bilmeliler. O nedenle onlara her zaman, her ana haber bülteninde geçin de Fox TV'yi izleyin diyecek halim yok. Çok büyük ihtimalle onların işleri kararacaktır. Bizim işimiz kararmıyor. Biz bu insanlar için ne yapabiliriz? Bu insanlar için ne yapılmalı diye düşünüyoruz. Neden? Her zaman söylüyorum. Ben ve ailem Türkiye'nin tuzu kuru sayılabilecek olanlarındanız. Ama yeterli değil. Hayır, yeterli değil. Bizim tuzumuzun kuru olduğu bir ülkede bizim sayımızdan çok daha fazla yoksul insan varsa, muhtaç insan varsa, hatta açlık sınırında yaşayan insan varsa, en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayan insan varsa, biz bu demokrasiyi ayakta tutamayız. Yıkılır bu demokrasi. Zaten hukuku kaybetmişiz. Yargı bağımsızlığı yok. Adalet yerlerde sürünüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde pek çok sayıda ideoloji belirmiş, ağırlıklı ideoloji İslamcılara geçmiş, tarikatçılara geçmiş, dincilere geçmiş. Böyle bir ülkede yaşıyoruz şu anda biz. Bir de bunun üzerine bizim nasıl olsa tuzumuz kuru deyip bu yoksul insanları görmezden gelir, onların sorunlarını el birliğinde çözemezsek
birlikte çökeriz gideriz. Nitekim çöküşe doğru gidiyoruz. Yine Fox TV'de izledik. Devasa ve belli ki çok lüks bir otel yapılıyor. Esenyurt'ta sanıyorum. O lüks, o muhteşem binayı yapan müteahhit inşaatta çalışan işçilerine köle muamelesi yapıyor. Olmaz. Olmaz bu. Belli ki o müteahhidin gözü doymuyor. O belli ki o müteahhit hiç Mevlana okumamış. Kaz misli. Sadece hep kendi kazansın. Hep kendi kazansın. O fakir fukara evlerine ekmek götürmek zorunda olan ve bütün gün çalıştıkları nedeniyle sürekli kalori harcayan ve en azından öğlende sağlıklı bir yemek yeme ihtiyaçları olan o işçilerin yedikleri yemekleri gösterdi Fox TV. Ayıptır o müteahhide. Müteahhit de yaptığından utanmış olmalı ki taşeronu suçladı. Taşeron da yaptığından utanmış olmalı ki o da topu yeniden müteahhide attı. Efendiler, efendiler. İşte burada sizden vicdan beklemiyorum. Adalet de beklemiyorum. Siz adalet merci değilsiniz. Sizden beklediğimiz bir tek şey var. Vicdan, merhamet. Evet, vicdan ve merhamet. Belki sizin adalet anlayışınız, canım onlar da o kadar fakir kalmasaydılar, onlar da çabalasaydılar bizim gibi para kazansaydılar diyenler vardır. Böyle çok acımasız zengin gördüm ben. Bir an için haklı olduğunuzu düşünelim. Siz çok zekisiniz. Tanrı size onlardan çok fazla zeka ve şans vermiş. Peki kabul. Ama size bu kadar zeka ve şans veren Tanrı hiç mi merhamet vermedi size? Hiç mi acıma duygusu vermedi? Eğer size acıma duygusu ve merhamet vermediyse, sizin bu gücünüzün bir hayvandan, bir domuzdan, bir filden ne farkı var? Sizin hayvandan ne farkınız var? Ayıptır ya, ayıptır. Canlarım, çok sevdiğim, çok ünlü, çok önemli, çok değerli sözleri tekrarlamaktan bıkmam, usanmam. Bir kez daha, belki de 15. 20. kez, kaç kez olduğunu bilmiyorum. Bir kez daha tekrarlayacağım. Amerika Birleşik Devletleri'nin öldürülen başkanlarından John F. Kennedy ne demişti? Bilenler hatırlayacaklar. İlk defa duyanlar da lütfen beyinlerinin bir tarafına not etsinler. John F. Kennedy demişti ki, Demokrat Partili başkandı Kennedy. İnsancıldı yani. Dedi ki, Temsilciler Meclisi'nde ve Senato'ya birlikte yaptığı bir çağrıda, biz dedi, az sayıdaki varlıklılar, çok sayıdaki yoksulların sorunlarını çözemezsek demokrasimizi ayakta tutamayız dedi. Amerika şu anda kötü bir cumhuriyetçi, kötü, vicdansız, acımasız ve çok da zeki olmayan, kurnaz ama acayip kurnaz bir başkan tarafından yönetiliyor. Ve bu başkan Amerikalıların ekonomik yoksulluklarını değil, dini ve ırki ya da milli, milliyetçi yönlerini tahrik ederek, onlara ezilmişliklerini hatırlatarak Amerika'yı yönetirken Amerika'yı bütün dünyadan koparıyor ve bütün yoksul ülkelere karşı adeta cephe alıyor. O nedenle ben ve benim gibi Amerikalı olmayan milyonlarca insan Amerika Birleşik Devletleri'nde insani yönleri çok daha güçlü, barışı savaşa tercih eden demokratların adayı olan Biden'ı tercih ediyoruz. Siz bakmayın bizdeki bazı sallamaların, dallamaların, efendim Biden darbe istiyor dediklerine. Yalan, yalan. Biden'ın hiçbir cümlesinin hiçbir yerinde Türkiye'de Erdoğan'ı darbeyle yıkın diye bir laf yok. Aksine, üstüne basa basa Türkiye'de iktidarlar artık askeri darbelerle değişmesin. Halk iktidarı Erdoğan'ı da seçim sandığında değiştirsin, biz de bu konuda muhalefete yardımcı olalım diyor. Ya bunda ne var ya? Bunda hiçbir şey yok. Bu harikulade bir talep ya. Mükemmel bir talep bu ya. Benim can yürekten desteklediğim bir talep. Ama ben Trump'a neden kızıyorum? Hem de
muhalif olduğum halde benim ülkemin cumhurbaşkanına aptallık etme dediği için kızıyorum. Peki cumhurbaşkanına aşk ilan edenler kızıyorlar mı Trump'a? Hayır. Demek ki Trump'ın fikirlerine katılıyorlar bu konuda. Bir şey söylemek istemiyorum bunlar. Güzellerim, canlarım benim. Edirne F tipi cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, öğretmen olarak görev yaptığı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 15 gün önce istifa ettiğini açıkladı. Hayatımda verdiğim en zor karardı diyen Demirtaş, pandemi koşullarıyla birlikte zorlaşan cezaevi görüşlerinin takviminde ortaya çıkan belirsizliğin etkili olduğunu ifade etti. Demirtaş, cezaevi ziyaretlerinden dolayı öğrencilerine verimli olamayacağını belirtti. Sorumluluk bunu gerektiriyor. Bir yanda Türkiye'ye hiçbir katkıları olmayan, Türkiye'yi sömüren ve Türkiye'yi dünyaya rezil eden, onurumuzu ayaklar altına alan beceriksizlerin istifa etmemekte direnmeleri, diğer tarafta pandemi dolayısıyla ve haksız yere, bana göre haksız yere cezaevinde yatan eşini ziyaret edebildiği için, edebilmek amacıyla sık sık Edirne'ye gitmek zorunda olunca öğrencilerine yeterli bilgi aktarımını veremediğine inandığı için istifa eden saygıdeğer bir öğretmen. Başak Hanım'ı tebrik ediyorum. Selahattin Demirtaş'ı halen, her şeye rağmen halen, infaz yasasına rağmen halen cezaevinde tutanları kınıyorum. Evet, tarih onları çok ağır yargılayacak. Lütfen bunu not ediniz. Tarih o kişileri çok ağır yargılayacak ve tabii ki çok ağır cezalandıracak. Ben bu yaşıma kadar geldim, tarihte bunu öğrendim. Tarih bana bunu gösterdi. Kim zulmetmişse çektirdiği zulmün çok daha ağırına muhatap oluyor. Böyle. Canlarım, pek çoğunuz biliyorsunuz, kızımız bizim İtalya'da okuyor. İtalya'da yaşıyor, okuyordu. Yaklaşık kaç, demek ki 17 yıldır İtalya'da kızımız İtalyan. Değil ama İtalyalı yani, öyle söyleyelim. İtalya'da okullar açıldı. Çocuklar okula giderken maskelerini takıyorlar. Sınıfa kadar maskeyle gidiyorlar. Sınıflarına kadar maskeyle gidiyorlar. Sınıfa girdikleri andan itibaren çocuklar maskelerini çıkarıyorlar. Neden? Artık çocukların birbirlerine hastalık geçirme, hastalık bulaştırma ihtimallerini uzmanlar hemen hemen sıfıra yakın buldukları için. Bizde ne oluyor? Bizde bir kuşak ziyan oluyor. Belki bir nesil ziyan oluyor, gidiyor. Neden? Ülkeyi yönetenler beceremediği için, beceriksiz oldukları için. Evet. Evet canlarım, ne yazık ki böyle. Efendim, Sayın Bakan Lafontaine ilk 8 ayda, 2020 yılının ilk 8 ayında 1 milyon ev satıldığını söyledi ve İstihdam sektörü olan inşaatta işler iyi gidiyor. Daha da iyi gidecek falan dedi. Güldüm ama içim yanarak, içim acıyarak güldüm. Neden içim acıyarak güldüm? Herhalde ben de Türkiye'de bu konuda kafası çalışanlardan biriyim. Benim gibi milyonlarca kafası çalışan insan var. Neden? Daha ben 3 gün önce size burada TÜİK'in bir açıklamasını duyurdum. Değil mi? TÜİK diyordu ki Türkiye'de 2019'dan 2020 yılı Ağustos ayı sonuna kadar mülk sahibi olanların oranı %54.9'dan %54.4'e düştü. Yani Türkiye'de ev sahiplerinin sayısı azaldı. Peki bu milyon, 1 milyon evi kim aldı? Bence iki şık var. Bu 1 milyon daireyi daha önce de çok sayıda dairesi olup kenarda da parası bulunanlar aldı. Zamanında 5 liradan dolar almışlardır.
4 liradan 3 liradan dolar almışlardır. O dolarları TL'ye çevirdiler. O paralarıyla büyük ihtimalle tabii neredeyse birebir para kazandılar. Gittiler konut satın aldılar birinci. Ya da çok düşük faizli banka kredilerinden aldılar. Gittiler yine yeni evler aldılar. O evleri kiraya verdiler. O kiradaki evler şimdi kendilerini kira geliriyle ödüyor. Çünkü çok düşük faizlerle aldılar. Çok uzun vadeli aldılar. Değil mi canlarım? Birinci. İkincisi, bankacılıkta bir sistem vardır. Back to back sistemi. Banka patronları birbirlerine dandik kredi verirler. Evet evet, hatır senetleriyle. Olmayan, yani fiktif senetlerle birbirlerine kredi kullandırırlar. Kendilerine kullandıramadıkları için krediyi o ona kullandırır, ona kullandırır. Çok büyük ihtimalle müteahhitler birbirlerinden ev satın aldılar. Binlerce, çok büyük inşaat sahipleri var Türkiye'de. 10 bin daire, 15 bin daire yapan inşaat sahipleri var. Bunlar galiba, garanti demiyorum, galiba birbirlerinden ev aldılar, birbirlerine ev sattılar. Çünkü 1 milyon daire gerçekten ihtiyaç sahiplerine satılmış olsaydı, Türkiye'de ev sahiplerinin oranı %54.9'dan mesela kaça çıkardı? 63'e, 64'e, %65'e falan çıkardı değil mi? Sevinirdik. Yok böyle bir şey. Mülk sahiplerinin sayısı azaldı Türkiye'de. Bakan seviniyor. Ya sevgili laf önden, ben sevinmem buna. Neden sevineyim ki? E kafam çalışıyor benim. Evet, ev sahiplerinin sayısı azaldı. Ha sen bir gün diyebilirsen, ki tabii diyemezsin, ona siyasi ömrün yetmez. Türkiye'de ev sahibi olanların oranı %80'e çıktı. Aman Allah, bayılırım, alkışlarım, seni omuzlarımda taşırım. Ama yok böyle bir şey. Hele senin döneminde böyle bir şey olma ihtimali sıfır. Evet, sıfır. Bakın, milyonda bir demiyorum, sıfır ihtimal. Canlarım. Ya demek ki biz, benim çocukluğumda bizler ne kadar mutluymuşuz ya. Mesela benim çocukluğumun 40'lar öncesinde hemen hemen bütün arkadaşlarımın, 100 arkadaşımdan neredeyse 98'inin evleri babasının, annesinin ya da babaannesinin, anneannesinin, dedesinin evleriydi. Yani kendi evleriydi, kira vermezdik. Benim sınıfımda diyelim ki 30 öğrenci vardı. Öyle biz az öğrencilerdik ve tam gün okurduk. 30 öğrencinin en çok belki 3'ü kirada otururdu. Onlar da ya bir polis çocuğu olurdu, ya bir müdür olarak tayin edilmiş belki bir vergi dairesi müdür ya da özel idare müdürünün çocuğu falan olurdu. Yani memur çocuğu olurdu. Subayların da genelde lojmanları vardı zaten Kırklareli'nde. Öyle bir yerde Kırklareli. Yani bizler hepimiz ev sahibi olan ailelerin çocuklarıydık. Şimdi Kırklareli'nde bakıyorum, o kadar çok kiralık ev var ki. Peki neden yapılıyor bu evler? Niçin yapılıyor? İhtiyaç sahipleri alamadığına göre ve neredeyse Kırklareli'nin bugünkü şartlarda yarısına yakını kiralık evlerde oturduğuna göre, Türkiye demek ki benim çocukluğumu 10 yaşına kadar sayarsak üzerinden 60 sene geçti. 60 seneden bu yana Türkiye hiç iyiye gitmemiş. Hele son zamanlarda iyice tökezlemişiz. Neden? Çünkü mülk sahibinin oranı daha da aşağı düşmüş canlarım benim. Ama ne yazık ki buna sevinen, 1 milyon daire sattık diyen bir bakan var. O nedenle ben sevgili bakana La Fontaine diyorum. La Fontaine kötü biri değil ki ya. La Fontaine dünyanın gelmiş geçmiş en büyük masal anlatıcısı. Ya da masal anlatıcılarından biri. Beydaba da öyleydi. O da aynı şekilde La Fontaine gibi hayvanlar alemi üzerinden insanlara ders verirdi. Ben de bu nedenle masal anlatmayı çok sevdiği, iyi masal anlattığı için Sayın Bakan'a Bakan La Fontaine diyorum. Ne var bunda ya? Zirvedekine de Pinokyo dersem hiç sakıncası var mı? Hayır, yok. Pinokyo da çok sevimli bir roman, çizgi roman kahramanı ya da bir öykü kahramanı. Canlarım benim, alışacağız bunlara be. Alışacağız bunlara. İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'le anlaşma imzaladı. Biliyorsunuz imza Beyaz Saray'da yapıldı. Tabii ki Trump ailesi de
törene katıldı. Trump 5-6 ülke daha var dedi. Canlarım şuraya bakar mısınız? Recep Tayyip Erdoğan başbakan olmadan önce, yani AKP genel başkanı olarak seçimlere de giremeyeceği o dönemlerde partisini seçimlere hazırlarken yasaklar kalkacak demişti. Yoksulluğu bitireceğiz ve yolsuzluğun köküne kibrit suyu çakacağız. Yani yolsuzluk kalkacak. Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk dönemini yaşıyor. Biliyorsunuz, suçüstü yakalananları hatırlayacaksınız. Başka? Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ağır yoksulluk dönemini yaşıyor. Hadi yasaklar konusunda bazı dönemlerle başa baş gelebilir diyelim. Ama Sayın Erdoğan başbakan olmadan önce zengin Müslüman kardeşlerimizle el ele tutuşarak Türkiye'nin refahını, halkımızın, milletimizin refahını artıracağız diyordu, değil mi? Müslüman kardeşlerimiz dediği kimlerdi? Biz o zamanlar bunu Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır falan herhalde zannediyorduk. Herhalde bunlardır diyorduk Müslüman kardeşlerimiz bizim işte. Irak'ta Müslüman kardeşimizdi, Suriye'de Müslüman kardeşimizdi. Diyorduk ki ha, Arap Müslümanlarının petrodolarlara Türkiye'ye gelecek. Pek çok açgözlü Erdoğan'a bu yüzden destek verdi. Şimdi o Arap Müslümanlardan bir tek dostumuz kaldı. O da böyle dost, bence tam dost değil. Katar. Dost dediğimiz Katar da Akdeniz'de biliyorsunuz, İsrail'le falan, ya Yunanistan'la, Mısır'la, hepsine beraber petrol ve doğalgaz arıyor. Ey böyle. Ne dediyse, Erdoğan ne dediyse hep tersini yaptı. Ne dediyse hep tersini yaptı. Ya canlarım be, size bir şey daha söyleyeyim. Geçtiğimiz günlerde Kaz Dağları'nda milyonlarca metrekare arazimiz, toprağımız, ormanımız milletin anasının orasına koyarak zengin olan bir müteahhide verildi. Biliyorsunuz değil mi o kim olduğunu? Evet. Bir metrekare toprağımızı Yunanistan'a vermeyiz diyenler, milyonlarca metrekare toprağımızı yok etmek için, evet evet yok etmesi, ağaçları yakması, yıkması, dağı taşı devirmesi için yandaş bir müteahhide teslim ettiler. Şimdi siz bunların samimiyetine nasıl inanırsınız? Ben inanmıyorum. İnanmıyorum. Canlarım, şimdi size bir köşe yazısı okuyacağım. Köşe yazısı Sözcü Gazetesi'nin mali konularda Türkiye çapında tanınmış, bilinen, güvenilir uzmanı Nedim Türkmen'in köşesi. Biliyorsunuz, gelişmiş olan ülkeler kara para aklamayla ilgili ve bilhassa devlet adamlarının ve yasa dışı işler yapan insanların vergi dışı elde ettikleri gelirleri tespit edebilmek için aralarında sözleşme imzaladılar, değil mi? Aslında biz de sözleşmeye imza attık. Masak tavsiye etti, imza attık. Sonra birileri geldiler, Sayın Cumhurbaşkanı dediler ki efendim ne yapıyorsunuz? Aman he, aman he dediler. Sayın Cumhurbaşkanı birden sözleşmeden elini ayağını çekti ve bütün her türlü işlemi durdurdu. Şimdi Nedim Türkmen bu konuya ilişkin harika bir köşe yazısı yazdı Sözcü'de. Şimdi okuyorum. Yazının başlığı 140 milyar dolar var ama takip yok. Türkiye 15 yıldır vergi cenneti ülkeler listesini yayınlamıyor. Ya 15 yıldır vergi cenneti ülkeleri yayınlamıyor. E yayınlamayınca ne oluyor? Şimdi okuyacağım onu. Bu paranın 38 milyar doları Cayman, Seyşeller, Bermuda, Bahama ve Man Adası. İman Adası değil. İmanı yok bu adanın. Bu ada imansız. Bu sadece Man Adası. Biliyorsunuz adayı tanımaya var mı ya Man Adası'nı? Hani para gitmemiş, para gelmişti. Çubukla kakılmıştı hani. Deli Dılaca. Ya Deli Dılaca yazın Google'a çıkar. En azından benim anlattığım fıkralar çıkar.
Vergi cennetleri uluslararası finansal kurallar bütününü bozan, yönetim bölgelerinde gerçekleştirilen finansal işlemlerin açıklanmasına ve diğer ülkelerle bilgi paylaşımına kısıtlamalar getiren, gizlilik yasaları bulunan ülkelerdir. Vergi cennetleri, vergi planlaması yapmak isteyen mükelleflere gelirlerin buralarda elde edilmiş gibi gösterilebileceği idari ve finansal yapılanmalara girebilme olanağı sunmaktadır. Demek ki Manadası'ndan Türkiye'ye gelen bir paranın ille de orada kazanılmış olma diye bir şartı yok. Manadası diyor ki sen bana parayı getir. Ben senin paranı burada kazanılmış, hatta burada vergilendirilmiş gibi senin memlekete gönderirim, korkma diyor. Hatırladınız mı bu olayı? Kemal Kılıçdaroğlu gelen para diyeceğine giden para dediği için 1 milyon lira tazminat ödedi. Vallahi ödedi. Böyle adalet Türkiye'de. Adalet böyle. Yersen. Ya tabii değişecek. Elbette değişecek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yargısı elbette kısa zamanda tam bağımsız bir yargı haline gelecek. Canlarım benim. Ama orada Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanlışını daha ilk gün söyleyen benim. Evet benim. Övünerek söylüyorum. Benim. Ama Kemal Kılıçdaroğlu beni dinlemiyor ki. Ya da gitse de kulağına beni dinlemedi ki. O başkalarını dinliyor. Yapma Sayın Kılıçdaroğlu dedim. Dikkat et. Bu para gelen para olmasın. Kaldı ki dedim. 15 milyon dolar gibi paranın Türkiye'den gitmesi de gelmesi de yasa dışı değildir. Olayı ahlaki açıdan eleştir dedim ama anlatamadım kendimi. Anlatamıyorum kendimi. E ne yapayım? Sonra da muhalefet partisini ya da partilerini eleştirince bana kızıyorlar. İçinizde de bana kızanlar var. Ya bunları yapmalıyım, bunları söylemeliyim canlarım. Neyse devam edeyim. Kanunu 15 yıldır neden uygulamıyorsunuz diye hükümete soruyor Nedim Türkmen. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 30. maddesinin 7 numaralı bendi 01.01.2006 tarihinden itibaren yürürlüktedir. 1 Ocak 2006 yani. Ancak Bakanlar Kurulu yeni sistemde Cumhurbaşkanı vergi cenneti ülkeler listesini yayımlamadığı için kanun hükmü uygulanamamaktadır. Cumhurbaşkanı listeyi yayımlamıyor. Abi nasıl yayımlasın ya? İçinden ne çıkacağı? Bilmiyor. O da bilmiyor içinden ne çıkacağını. Ha bilmeyebilir. Canım askeri darbe girişimi oldu bu memlekette de Sayın Cumhurbaşkanı'na MİT'ten ve Genelkurmay Başkanlığı'ndan bilgi vermediler. Normalde bilgi vermedikleri için cezalandırılmaları, görevden alınmaları gerekenler hala en etkin görevlerini sürdürüyorlar. E burası böyle. Abi yersen. Yerseniz abi. E yiyorlar da çoğu. Neyse. Kanunun 30. maddesinin 7 numaralı bendinde kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesiyle aynı düzeyde bir vergilendirme imkanı sağlayıp sağlamadığı ve bilgi değişimi hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle bakanlar kurulunca ilan edilen ülkelerde yerleşik olan veya faaliyette bulunan kurumlara parantez içinde tam mükellef kurumların bu nitelikteki ülkelerde bulunan iş yerleri dahil nakden veya hesaben yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden bu ödemelerin verginin konusuna girip girmediğine veya ödeme yapılan kurumun mükellef olup olmadığına bakılmaksızın %30 oranında vergi kesintisi yapılır. Cumhurbaşkanı eğer 2006 yılında yürürlüğe giren bu kanunu onaylayıp imzalasaydı, gönderseydi ya da başbakanken ya da cumhurbaşkanıyken Manadası'ndan Türkiye'ye gelen yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın yakınlarına, çocuklarına, işte eniştesine ve kardeşine gelen 15 milyon dolar paranın 4,5 milyon doları vergi olarak ödenecekti. Efendim? Ya canlarım ben daha ne diyeyim ya? Onlar daha hala bizim olmayan YouTube gelirimizden 2017-2018 yokum. Bana defterlerini getir diyor. Ulan benim ne defterim olur? Ben emekli adamım. Hayır. Benim de ki kazandım. Kaldı ki yurt dışından getirilen telif ücretleri olarak kazanılan gelirlerin 640 bin liraya kadar olan kısmı vergiden muaftır. Ya ben 640 bin lira para kazanayım senede devlete yarısını vereyim. Vermezsem şerefsizim.
Yok böyle bir şey ama hayır. Onlar benim peşimde. Neden? Susayım diye. Konuşmayayım diye. İşte bunları anlatmayayım. Bunları sizinle paylaşmayayım diye. Bakın imzalamadığı için Cumhurbaşkanı sadece kendi akrabalarının, kendi yakınlarının devlete ödemediği vergi miktarı 4,5 milyon dolar. Çarpın 7 ile 30 milyon lira. 30 milyon lira. Sadece Cumhurbaşkanı'nın çocuklarının yaptığı bu. Eniştesinin ve kardeşinin. Böyle yapan binlerce, on binlerce şirket var Türkiye'de. Hiçbirisinin parası gelmedi işte. Ne diyor Nedim Türkmen? 140 milyar dolar. 140 tane milyar dolar. Ya 1,5 milyar doların peşinde koşuyoruz şu anda. Paramız yok. Ne diyeyim ya? Daha başka bir şey söylememe gerek var mı? Devam ediyorum. Avrupa Birliği Vergi Cennetleri Kara Listesi. Yukarıdaki kanun düzenlemesi gereği yayınlanması gereken OECD Vergi Cenneti Ülkeler Listesi esas alınacaktır. Ve 15 yıldır yayınlanmayan Vergi Cenneti Ülkeler Listesi yayınlanmadığı için bu ülkelerde faaliyet gösteren şirketlere Türkiye'den yapılan ödemelerde %30 tevkifat yapılamamaktadır. Avrupa Birliği'nin kara listesi vergi alanında işbirliği yapmayan ülkelerin listesidir. Bu listede yer alanlar vergi kanunları veya Avrupa Birliği tarafından belirlenen politikalarındaki eksiklikleri gidermek için anlamlı eylemde bulunmayan ve Avrupa Birliği kriterleri temelinde kayda değer bir diyaloğa girmeyenlerdir. 28 Şubat 2020 tarihinde güncellenen Avrupa Birliği Vergi Cennetleri kara listesi aşağıdaki gibidir. Cayman Adaları, Amerikan Samoa'sı, Virgin Adaları, Fiji, Guam, Umman, Palau, Panama, Samoa, Seychelles, Tayland, Trinidad ve Tobago ile Vanuatu. Evet canlarım. AB Vergi Cennetleri gri listesi. Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'nin gri listesi ise izleme ya da gözlem listesi olarak da bilinir. Avrupa Birliği'nin gri listesi şeffaflık standartlarını iyileştirmeye kararlı ama henüz iyileştirmemiş, şu anda 47 ülkeyi kapsıyor. Avrupa Birliği'nin gri listesinde yer alan bu ülkelerden taahhütlerin yerine getirilmesini ve küresel olarak vergi yönetişim ortamını iyileştirmesini bekliyor. 28 Şubat 2020 tarihinde güncellenen Avrupa Birliği Vergi Cennetleri gri listesi aşağıdaki gibidir. Angola, Avustralya, Bosna, Hersek, Botswana, Eswatini, Ürdün, Maldivler, Fas, Moğolistan, Namibya, Saint Lucia, Tayland ve Türkiye. Hay Allah. Ya kendimizi nerelerde görüyoruz, görüyor musunuz? Ha bu ülkenin ekonomisini ve dış politikasını yönetenler biz çok güvenilir bir ülkeyiz diyorlar. Bizim ekonomimiz süper diyorlar. Bizde her şey yasalara uygun diyorlar. Ben bir şey söylemiyorum. Onlar öyle söylüyor. Aman ha sakın benim öyle söylediğimi zannetmeyin. Bunları da okuyorum ha. Bana ait fikirler, düşünceler değil. Sizlerle paylaşıyorum. Nedim Türkmen. Türkiye'nin en saygın maliyet hesap uzmanlarından biri. Öyle yazıyor. Türkiye'nin en saygın gazetesinde yazıyor. Sözcü'de yazıyor. Ben daha ne diyeyim? Ara başlık. Türklerin offshore hesaplarında 50 milyar doları bile yok. Türk vatandaşlarının yurt dışında 500 milyar dolar kaçırdığına ve iktidarın bu paraların peşine düştüğüne ilişkin CHP New York temsilcisinin gazetemize yaptığı açıklamadaki rakamlar tamamen uydurma. İşte görüyor musunuz? Dürüstlük. Dürüstlük işte bu. Bravo. İktidar adaylığı iddiasındaki bir partinin bu kadar önemli bir konuda hiçbir veriye ve mantığa dayanmayan açıklamalara izin vermemesi gerekirdi. Kanunu 15 yıldır uygulamayıp paraların vergi cennetlerine transferine izin veren iktidar niçin şimdi bu paraların peşine düşsün? 18 yılda para kazananlar ve kazandıranlar belli değil mi? Sonucun ortaya çıkmasına neden olanlara kurtarıcı rolü yüklemek, ayağınıza sıkmak değil mi? Yaşa Nedim Bey kardeşim, yaşa. Bank for International Settlements'in Aralık 2019 raporunda Türkiye'nin varlık yükümlülük farkı 102 milyar dolar olarak yer almaktadır. Varlık yükümlülük farkı. Yani Türklerin yurt dışındaki bankalarda en fazla 102 milyar doları olabilir. Bana çok makul geliyor. Gelelim offshore hesaplara. Yukarıda yer alan offshore
hacmi rakamlarının en üst tutarını dikkate alsak bile, yani 32 trilyon dolar, bunun binde 12'si Türkiye'ye ait olduğuna göre, bu hesaplarda olabilecek en yüksek Türklere ait para tutarı ancak 38.4 milyar dolar olabilir. İktidar da zaten tutarı önemsemediği için vergi cennetleri listesini yayımlamayarak buralara dokunmadı. Sonuçta Türk vatandaşlarının yurt dışında 38.4 milyar doları vergi cennetinde olmak üzere toplam 140-145 milyar doları olduğunun tespitini yapabiliriz. Çok makul bir rakamdır. Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi cenneti ülkelerden Man Adası, Bermuda, Cebeli Tarık, Cayman, Seyşeller, Guernsey, Bahamalar ve İngiliz Virgin Adaları ile OECD tarafından oluşturulan vergi konularında bilgi değişim anlaşma modeli çerçevesinde anlaşma yapmak için görüşmelerini sürdürüyor. İlk anlaşılan Jersey hükümeti oldu. Her ülke parlamentolarının onayının ardından bu anlaşma yürürlüğe girecek ve bilgi paylaşımı başlayacak. Sözün özü, Türklerin parası olduğu iddia edilen hiçbir vergi cenneti ülkeden bilgi alma şansınız olmadığına göre önce şu vergi cennetleri listesini yayımlayın da samimiyetinizi görelim. Nedim Bey, neden yayımlasınlar? Cennetlerde onlar var çünkü. En azından cennetin birinde garanti var. Neden? Artık mahkeme kararıyla tescil olundu. Mahkeme Man Adaları'nda hesaplarının olduğunu, ancak para gitmediğini o hesaba, o hesaptan para geldiğini tescil etti. Mahkeme tescil etti. Mahkeme. Türkiye Cumhuriyeti Mahkemesi tescil etti. Sözüm ona Erdoğan'ı kazandırdı. Göreceğiz yakında neler olduğunu. Yurt dışında kişinin hesabının parasının olması suç değildir. Bunu 30 yıldır savunanlardanım. 30 yıldır savunanlardanım. Ama biz bunu CHP'ye anlatamadık. Ben CHP'nin Türkiye'de iktidar olmasını çok istiyorum. Ama liberal demokrat tarafım CHP'nin iktidarından çok korkuyor. Bunu da size samimiyetle söyleyeyim. Evet, neden? Çünkü ideolojik olarak takıldıkları için öylesine yanlış yapıyorlar. Öylesine yanlış düşünceleri var ki, ama bunu da anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Buralardaki paralara konusu suç olan gelir, yani kara para olduğuna ilişkin mahkeme kararı olur ise gidebilirsiniz. Sonuç alacağınız da garanti değil. Evet, bu konuda kesinlikle fikir. Dedim ya, Kemal Kılıçdaroğlu Man Adası'na Türkiye'den 15 milyon dolar gönderildiğini iddia ettiğinde hem paranın gelen para olmuş olabileceğini, dikkatli konuşması gerektiğini, hem de zaten bunların suç teşkil etmediğini söyledim. Ama Kemal Bey'e ve yanındaki CHP'lilere anlatamadım canlarım. O günlerde benim adeta yırtındığımı burada, o günlerde de benim torunlarım arasında olan sizler, yaklaşık herhalde bir 25-30 bin kişiydik, hatırlayacaksınız. Ama dinletemedim canlarım kendimi. Dinletemedim. Ben hala kendimi bu CHP'ye dinletemiyorum. Onun için de CHP'yi bilhassa iktisadi konularda eleştirmeye devam edeceğim canlarım. Çünkü yaptığımız her eleştiri Türkiye'deki iktidarın yanlışlarını düzeltmesine kaynak olacaktır. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.